Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of History 2 Ümit Özdağ Türkiye'si serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. Bu bölümde yapacaklarımız için ben en baştan şu özeti geçebilirim ki Ümit Özdağ iktidarının belki de en önemli olayları kesinlikle bugün gerçekleşecek abi. Çünkü bugün Doğu Türkistan üzerindeki planlarımızı gerçekleştirmek adına yani alabileceğimiz ne kadar risk varsa alacağız, yapabileceğimiz ne kadar hamle varsa yapacağız. Aklımızın artık yüzde kaçını kullanabiliyorsak o kadarını kullanacağız abicim. Bugün Doğu Türkistan kurtarmak için, Doğu Türkistan'ı yeniden Türklerin hakimiyetine bırakmak için her şeyi yapacağız abicim. Elimizden ne gelirse. Ve ben açıkçası bölüme de başlamadan önce planlarımı da kısmen hazırladığımı söyleyebilirim dostlar. Şimdi sizlere bu planlardan bahsedeceğim ve yüksek bir ihtimalle bütün bir bölüm boyunca sürecek olan Doğu Türkistan planlarımızın gerçekleştirme sürecini birazdan başlatacağız dostlar. Umarım hoşunuza gidecek bir video olur. Şimdiden videoya like atarsanız ve kanala aboneyseniz sevinirim. Ayrıca aşağıdaki linklerden Instagram hesabımı takip edebilir, Discord sunucumuza katılabilir ve forumumuzu ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdi planımız nedir abi? Evet, belki şu anda baktığımızda Çin devletine saldırmak, savaş açmak, onlara karşı durmaya çalışmak belki bizim için böyle çok büyük, çok inanılmaz bir hamle gibi geliyor olabilir. Öyle de zaten. Yani Türkiye'nin Çin ile bir savaşa girişmesi gerçekten de büyük, gerçekten de inanılmaz bir hamle olacaktır. Fakat şöyle de bir artımız var. Şu anda Rusya Çin ile savaş halinde. Geçtiğimiz videomun da yorumlarına baktığımda pek çok kişi abi Rusya ile Çin'in arasındaki olan savaştan yararlanıp Doğu Türkistan'ı kurtarmalıyız demiş. Şimdi ben düşününce şöyle bir karar almıştım aslında. Yani bu Çin bu Rusya'yı rahat şekilde yener. Yani her ne kadar Rusya ile Çin savaşta olsa da bu savaş Çin'i çok da güçsüz düşürecek bir savaş değil. Ben bu kafadaydım. Ama şimdi tekrar düşündüm ki biraz daha farklı bir şey yapabiliriz abi. Ne yapacağız? Rusya'yı ekonomik olarak, finans olarak bayağı bir destekleyeceğiz. Ve biz ordularımızı Kırgızistan toprakları üzerinden Çin sınırlarına getirip saldırılarımızı gerçekleştireceğiz abicim. Olay budur. Şimdi ilk olarak Rusya'ya destek vermeyeceğiz. Onu bir söyleyeyim. Bakın bütün planları yapılış adımlarının sıralamasıyla beraber anlatacağım. İlk olarak biz çok büyük bir ordu çıkaracağız ortaya. Bütün Türkiye topraklarından çok büyük bir ordu çıkaracağız ortaya. Bu orduyu çıkardıktan sonra Rusya'ya destek vermeye başlayacağız. Belli bir süre, 4 ay, 5 ay, 6 ay Rusya'yı destekledikten ve Çin'i iyice yıprattıktan sonra biz sonunda o topladığımız büyük orduyla girişimizi yapacağız abicim. Olay budur, olay bundan ibarettir. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi birazcık paramızı biriktireceğiz ve ordu basım işlemlerimize seri bir şekilde başlayacağız. Tabii ki paramız bir yandan birikirken biz de bir yandan Rusya-Çin savaşını izlemeye ve en yakın gözden takip etmeye devam edeceğiz. Rusya-Çin sınırındaki adeta hani dışarıdan onları izleyen bir göz olacağız abicim biz. Çünkü olmamız lazım. Kesinlikle olmamız lazım. Evet, şimdi dilerseniz yavaştan topraklarımızın, ülkemizin en yüksek ordu basabildiğimiz, ülkemize ordu açısından en yüksek katkı sağlayabilecek topraklardan şöyle çok sağlam ordu basım işlemleri gerçekleştirelim. Ben bu savaş için en azından 1 milyonun civarında bir ordu kesinlikle düşünüyorum. Yani herhalde 1 milyonun aşağısındaki bir ordu Çin gibi dünyanın en büyük güçlerinden, en güçlü devletlerinden bir tanesi için yetersiz kalacaktır. Böyle bir ihtimal vardır bu sebeple. Mümkünse 1 milyonun üzerinde bir ordu toplamaya çalışacağız. Tabii ki de şu anda sahip olduğumuz istihdamlı bir nüfuslarla o bahsettiğimiz ordu sayılarında bir ordu toplamak çok da kolay değil. Her baba yiğidin harcı değil. Fakat biz bu iktidara geldiğimizden beri, Ümit Özdağ Türkiye'si ülkeye hükmetmeye başladığından beri gerçekten altyapı yatırımlarımızı son derece büyük bir itinayla, son derece büyük bir önemle hazırladık. Sürekli olarak mallar yatırımları gerçekleştirip halkımızın nüfusunun artması için elimizden geleni gerçekten yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz tabii ki. Ama şu anda o yaptığımız yatırımların, yaptığımız işlerin artık karşılığını alma zamanı, halkımızdan bunun karşılığını bekleme zamanı. Zira gerçekten hani dünyanın bir diğer ucundaki Türk kardeşlerimizi kurtarmak adına şu anda Çin'e karşı bir sefere gidiyoruz. Yani bu sadece Türkiye için değil, dünyadaki bütün devletler için son derece büyük bir harekattır. Düşünsenize, Çin gibi bir devlete karşı bir devlet geliyor, diyor ki kardeş sen burayı rahat bırakacaksın, sen burayı serbest bırakacaksın. Bırakmadığın takdirde karşında beni bulacaksın. Hani Çin'e karşı bunu diyebilecek devlet sayısı dünyada azdır. O yüzden sadece bizim için değil, dünya için gerçekten büyük yankı uyandıracak bir savaşa gidiyoruz. Çin'deki kardeşlerimizin bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz Türkiye Devleti olarak. Bakalım başarabilecek miyiz? Hep beraber
Göreceğiz abi. Biraz daha gelirimin birikmesini, paramın birikmesini bekleyeceğim. Şöyle bir bekleyelim biraz. Evet, gayet güzel. Yeniden ordu basım işlemlerine devam edebiliriz. Yine aynı şekilde işte İstanbul, Ankara, Tekirdağ, bu bölgelerden, yani istihdam devri nüfusumuzun yüksek olduğu bölgelerden basıyoruz orduları. Fakat gördüğünüz üzere büyük bir ihtimalle belli birkaç ordu basım işleminden sonra artık ordu basamayacağız adam akıllı. Çünkü istihdam devri nüfuslarımız 10.000'in dahi altına düşüyor. Yani bu Çin savaşı için, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi kurtarmak için başlattığımız bu seferberlik hali ülkemize nüfus olarak gerçekten ağır bir yara verecek. Verdi gibi hatta, şu anda şimdiden verdi bile diyebiliriz yani. Ama yine de biz her şeyi göze aldık abicim. Yine de biz her şeyi göze aldık. Şöyle seri şekilde orduları yine Ankara'da toplayalım. Yani bu savaştan sonra öyle büyük bir altyapı yatırımı, mallar yatırımı yapmamız gerekecek ki belki de devletin, cumhuriyet tarihinin şu ana kadar gördüğü en büyük yatırımı gerçekleştirmemiz gerekecek. Şöyle devam edelim. Cumhuriyet tarihi dedim bu arada da. Neyse devam edelim. Ankara'da topluyoruz abicim orduları, güzel. Kaç ordu oldu şöyle bir görelim. Evet, 743 bin ordu olmuş abicim. Üzerine biraz daha ekleme yapmamız lazım. Gerçekten az kaldı. Gerçekten hedefimize ulaşmak üzereyiz ordu sayısı bakımından. Biraz daha ordu bastığımız takdirde ulaşacağız. Bildiğiniz üzere 1 milyonluk bir ordu toplamaya çalışıyoruz. Bir yandan da şöyle mini haritadan Rusya-Çin savaşını izlemeye çalışıyorum. İlginç bir şekilde şu anda Rusya-Çin topraklarına girmiş vaziyette. Çok ilginç bir durum. Ama hiç beklenmedik bir şekilde şu an Rusya-Çin'i yeniyor. Yani bu gerçekten beklediğim bir durum değildi. Ama hocam bak, bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Şu anda Almanya ile de Rusya arasında bir savaş var. Üstelik de Almanya Polonya devleti üzerinden bir askeri erişim izni almış. Ulan Polonya, sen var ya, sen akıllanmazsın oğlum. Sen akıllanmazsın. Yani onca yaşadığın şeyden sonra Almanya ile hala Almanlara, Ruslara saldırması için geçiş iznini veriyorsun. Bugün Rusları yenen Almanlar yarın senin üzerine gelmeyecek mi? Seni öyle arada tampon devleti olarak bırakacaklar mı? Yemin ediyorum Polonya, hiçbir siyasi aklın yok oğlum senin. Niye verdin? Bu bana da yaramadı. Eğer bu savaşı Rusya yenerse ben Çin'i dahi mağlup etmiş bir Rusya'dan nasıl olacak da Doğu Türkistan topraklarını kurtaracağım? Yani şu an gerçekten Polonya'nın yaptığı bu hamle belki de bizi zor bir duruma düşürüyor. Kötü bir haber gerçekten. Her neyse, toplayalım bakalım ordularımızı. Tamamlamadığımız asimilasyonlar var mı? Var. Onları hemen bir tamamlayalım. Sadece 2 tane. Güzel, onları da bitirdik. Harika. Devam edelim ordu basım işlemlerimize. Umarım Çin seri bir şekilde kan ve katar geri dönüşünü atar. Ve biz de Doğu Türkistan topraklarını yeniden kurtarırız. Şöyle bakalım. Yani böyle büyük bir planı uygulamaya koyarken önümüze bazı engellerin çıkması ve çıkarılması pek tabii ki son derece normaldir. Normal karşılıyorum. Hani bir devleti yönetiyor ve böyle büyük bir işe girişiyorsanız çıkabilecek olası sorunları, sizin başınıza çıkartılabilecek olası sorunları da göz önüne almış olmanız gerekiyor. Biz aldık. Biz aldık, sorun yok. Evet, sonunda o amaçladığımız 1 milyonluk orduyu gördüğünüz üzere topladık dostlar. Evet, şu anda Ankara'da 1 milyonluk ordumuz Doğu Türkistan operasyonunu başlatmak için hazır ve nazır beklemekte. Biz şimdiden o 1 milyonluk orduyu seri bir şekilde Kırgızistan, Pakistan hattına doğru gönderelim. Şimdi ben öncelikle orduları Pakistan'a göndereceğim. Orada herhangi bir toprakta, çok da önemli değil hangi toprakta beklediği, herhangi bir toprakta o bölgeyi yine bir üs olarak kullanıp o bölgede bekleyecekler. Evet, Çin Rusya'nın topraklarına giriyor, Rusya Çin'in topraklarına giriyor. Rusya bu arada bir yandan Çin'i itmeye çalışırken bir yandan da Almanları itmeye devam ediyor. Ama Almanların Polonya'dan aldığı askeri erişim izni anladığım üzere sona ermiş. Bu arada biz hani bir Rusya'ya askeri, Rusya'ya ekonomik yatırım, ekonomik yardım gibi bir planımız vardı ya, o artık yok. Çünkü bizim gelirimizin ben bu kadar eksiğe düşeceğini düşünmemiştim. Şu anda gelirimiz, evet, artıya çıktı, güzel, tamam. Ordularımız denizde olduğu için eksiğe düşmüş. Tamam abiciğim, güzel. Yani Rusya'ya ekonomik yardımlarımızı yapmaya devam edebiliriz. Ama aslında devam etmemize de gerek yok. Yani ben şeyi düşünüyordum. Rusya gerçekten Çin'e karşı o kadar zor bir durumda olacak ki bir finans yardımına, bir ekonomik yardıma kesinlikle ihtiyaçları olacak diye düşünüyordum. Ama Rusya Çin'in içinden geçiyor. Hani acımıyor, gerçekten içinden geçiyor. O yüzden Rusya'ya yapmamız gereken bir ekonomik yardımın ben artık gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi seri şekilde Kırgızistan'dan, dostumuzdan şöyle seri bir askeri erişim alalım. Evet, gayet güzel. Evet dostlar, ufak bir kesinti yaşadık, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırgızistan'dan askeri erişim iznimizi aldık mı? Ha yok, daha yollamamışım, pardon, hemen bir teklif edelim.
Öyle değil, hayır öyle değil. Dur ben... Ha tamam lan, bu Pakistan. Ben de diyorum niye ülke mor görünmüyor? Hani askeri erişim izni aldığımız ülkeler mor görünüyor ya abi, ben Pakistan'a tıklamışım. Tamam, biz almışız askeri erişim iznini. Gayet güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 adet sınırımız bulunuyor. Kendileriyle 1 milyonluk bir orduyu 7 adet toprağa bölmemiz gerekirse hemen şöyle bakalım. 142 bin civarı bir ordu düşecek her bir toprağa. Hemen yerleştirelim abicim orduları. Büyük Doğu Türkistan operasyonumuz an itibariyle başlıyor. Gerçekten hani bu Doğu Türkistan operasyonunu gören arkadaşlarımızı, gören halkımızın böyle bir çağda yaşadıklarına şükretmeleri gerekiyor. Yani böyle dünya çapında büyük bir operasyonu görebilmek herkesin de hani nasıl desem nasibi olmaz açıkçası. Yani böyle bir operasyonu şu anda bütün bir Türkiye halkı belki de evlerinden izleyecek, evlerinden haberdar olacak. Evet, artık 28 Kasım 2067 itibariyle Çin'in Rusya ile savaş halinde olmasından yararlanan Türk devleti Kırgızistan ve Pakistan toprakları üzerinden Çin'e savaşını ilan edecek abi. Fakat şöyle söyleyeyim, Türk coğrafyasıyla iyi ilişkiler içerisinde bulunmuş olmamızın önemini galiba şimdi anlıyorsunuzdur abi. Yani öyle bir diplomatik ilişki çizdik ki kendimize, İran topraklarından Çin'e kadar uzanabiliyoruz sahip olduğumuz diplomatik nüfus sayesinde. Oralarda bir toprağımız olmamasına rağmen İran'dan Çin'e kadar askeri olarak karayollarından gidebiliyoruz. Yani bu gerçekten bizim için mükemmel bir şey. Artık savaşı başlatalım hocam. Bakalım Doğu Türkistan'ı kurtarabilecek miyiz? Savaştaki misyonlarımızı söylüyorum. Öncelikle Doğu Türkistan tabii ki bize bağlı. Bize bağlı olması tamamen Doğu Türkistan'ın iyiliği için bu arada. Yani Çin bir daha gelip oraları karıştıramasın diye. Tamamen bize bağlı bir Doğu Türkistan devleti kurulması, artı olarak Çin hükümetinin bir Türkiye vasalı haline getirilmesi. Hedeflerimiz bunlar. Başarabilirsek ne mutlu. Bakalım başarabilecek miyiz, hep beraber göreceğiz dostlar. Şöyle Türkiye-Çin savaşını seri bir şekilde başlatalım. Bakalım. Başladık abi. Yani öyle her seride karşı karşıya gelebileceğiniz bir durum değildir bizim Çin'e savaş ilan etmemiz. Ama şanslısınız ki bu seride böyle bir vaziyette şu anda karşı karşıyasınız. Gerçekten Çin'e savaş ilan ettik, bilmiyorum. Bu seride hiç böyle bir şey yapacağımızı düşünmezdim ama işte öyle bir zaman geliyor ki meclisinizin önerilerini geri çeviremiyorsunuz abi. Evet, çok güzel. Gayet güzel başlangıç yaptık. Neredeyse hiç kayıp vermeden şu anda İlerliyoruz. Gerçekten muazzam bir başlangıç. Devam edelim. Çok güzel. Ya daha şimdiden neredeyse Doğu Türkistan topraklarını kurtardık diyebiliriz abi. Gayet iyi. Ha ama olur da eğer bir gün Çin yavaş yavaş böyle geri çevirmeye, comeback atmaya başlarsa, o zaman barış antlaşmasını imzalar, direkt Doğu Türkistan topraklarını kurtarıp savaştan çıkarız abi. Yani tamamen de tamam, evet Doğu Türkistan'ı düşünüyoruz tabii ki ama bir yerde de kendi çıkarlarımızı düşünmemiz de tabii ki gerekiyor. Her ne kadar Doğu Türkistan halkı bizim zulümden kurtarmaya çalıştığımız mazlum bir halk olsa da bizim için her zaman, yani istisnasız her zaman kendi çıkarlarımız önde gelir abi. Evet, devam edelim. Çok güzel, çok güzel. Çin topraklarında zerre bir direnişle karşılaşmadan elimizi kolumuzu sallaya sallaya bayırda gezer gibi ilerliyoruz şu anda. Her şey muazzam ilerliyor. Devam edelim. Gerideki ordunun ileriye gelmesi için birkaç tur bekleyeceğim. Yani şu ordunun ileriye doğru yetişmesi için. Aynen öyle. Şuraya da yine 75 binlik bir ordu çekelim. Şimdi bu ordu burada beklesin. Yani Çin topraklarının, Rusya'daki Çin topraklarından bu bölgeye bir saldırı gelmemesi için bölgede 65 binlik bir ordu tutacağım. Onun haricinde bazı bölgedeki ordularımız ilerlemeye devam edebilirler. Evet, çok güzel. Şu an açıkçası Doğu Türkistan topraklarının neredeyse tamamını kurtardık. Yani aslında şu anda savaş o belirlediğimiz bir adet misyona ulaştı. Ama biz diğer misyonlarımızı da gerçekleştirmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Çin hükümetini Türkiye'ye bağlı bir hükümet haline getirme gibi planlarımız var. Evet, çok güzel abi. Şuradaki ordular yine birazcık güneye doğru insinler. Güneydeki ordu sayılarımız gerçekten azaldı şu anda. Oraları birazcık toparlamamız gerekiyor. Evet, güzel. Biraz daha, hatta bence biraz daha desteğe ihtiyaç var o bölgede. Şöyle 150 bin ordu buraya, 150 bin ordu buraya, geri kalan da full buraya. Aynen öyle. Çok iyi abicim. Güneydeki orduları teker teker toparladık resmen. Şimdi buradan da 100 binlik bir ordu kaydıralım. Buradan da aynı şekilde 100 binlik bir ordu. Buradan da yine 100 binlik bir ordu. Evet, güneydeki ordu sayılarımızı nasıl yükselttiğimizi gördünüz mü abicim? Gayet güzel. Gayet güzel. Şurayı da bir 60 bine çıkaralım. Tamamdır. Şimdi ilerleyişlerimize devam edebiliriz artık, ordu sayılarımızı daha istikrarlı bir hale getirdiğimize göre. Devam. Evet, tahmin etmiştim abicim oradan zaten bir saldırı gerçekleşeceğini. Bu yüzden orada ordu bıraktık.
Neyse ki her türlü ihtimali aklımızda bulundurup onlara karşı önlem alarak bu savaşa şu anda devam ediyoruz. Her hükümetin yapabileceği, akıl edebileceği, düşünebileceği şeyler değil tabii ki bunlar. Ümit Özdağ Türkiye'sinde gördüğünüz üzere hiçbir detay, en ufak detay bile böyle bir devleti yönetirken atlanmayacak detaylar gördüğünüz üzere olması gerektiği gibi atlanmıyor. Evet, artık ben bu kadar ilerlediğime göre herhalde Rusya da yavaştan Çin'e karşı ilerlemeye başlar diye tahmin ediyorum. Oha. Vay be. Rusya vallahi büyük devletsin kanka. Vallahi büyük devletsin, hiçbir şey demiyorum. Harbi büyük devletsin. Tebrik ederim yani. Bir yandan Çin'le savaşırken bir yandan Almanya'nın tamamını almak falan kolay işler değil yani bunlar. Yani gerçekten tebrik ederim. Zira Almanya'nın ekonomisi zaten Rusya'dan kendi kendine fazlaydı. Şöyle bir durum var şu anda ortada. Hem Almanya'nın hem de Çin'in ekonomisi Rusya'dan fazlaydı. Ama Rusya ikisini birden tokatladı. Yani hayran kaldım şimdi. Yalan yok. Harbiden hayran kaldım. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ekonomisi kendisinden yüksek olan iki devleti birden tokatladı adamlar. Vallahi tebrik edilesi. Her neyse, tamam, artık hayranlığımızı bir kenara bırakalım ve savaşa odaklanalım biraz daha. Devam edelim hocam ilerlemeye. Ben bu kadar kolay bir Çin savaşı gerçekleştirebileceğimizi bu arada düşünmüyordum. Yani hani acaba şey dedim, Çin'in biraz daha batı topraklarından girdik. Oradaki topraklar biraz daha verimsiz ve gereksiz, hani değersiz. O yüzden belki batı taraflarında çok büyük bir direnişle karşılaşmayız. Doğuya doğru gittikçe direnişleri artar dedim. Ama neredeyse Pekin'in sınırlarına geldik, hala bir direniş yok. Yani ben Çin'in bu kadar kolay ele geçirilebileceğini bilseydim eğer, meclisimize, halkımızı ve Doğu Türkistan halkını hiç bekletmez, direkt gelirdim. Ama tabii biraz da bunda Rusya Savaşı'nın etkisi var. Biraz değil, hatta bayağı var yani. Evet, devam edelim. O yüzden çok da havalara uçmayalım yani, öyle söyleyeyim. Hani Rusya eğer bu savaşta olmasaydı muhtemelen biz şu anda yenemiyorduk Çin devletini. Muhtemelen. Evet, devam edelim. Çok güzel. Gerçekten Pekin sınırlarına ulaştık bu arada. Eğer bu tur saldırımız başarılı olursa Pekin'de ordularımızın ayak sesleri duyulacak. Şöyle devam edelim hocam. Pekin'e de bir saldırımızı yapalım bakalım. 26 binlik ordunun tamamıyla Pekin'e saldıracağım. Umarım başarılı oluruz abicim. Pekin'in düşmesi demek, hani var ya, dünya kamuoyunun öyle bir çalkalanması demek ki. Gerçi şu anda da çalkalandı dünya kamuoyu. Türkiye koskoca Çin'i ele geçiriyor şu anda yani. Şu an dünya kamuoyunun çalkalanması için her türlü ortam hazır. Evet, devam edelim. Ve hayırlı uğurlu olsun dostlar. An itibariyle 29 Nisan 2068'de Türk orduları Pekin'e giriş yapmış bulunmakta. Hayırlı uğurlu olsun abicim. Şimdi ilerlemeye devam edebiliriz. İşte şimdi Çin'in gücü gerçek manada bitti hocam. Bu saatten sonra Çin muhtemelen hiçbir hamle gerçekleştiremeyecek. Ellerini kollarını an itibariyle bağlamış bulunmaktayız. Evet, güzel. Muazzam. Gerçekten muazzam. Şimdi şöyle kuzeye doğru birazcık ordu çekmek istiyorum bu arada. Ben o bölgelerdeki ordu sayımız gerçekten az. Devam edelim. Evet, Çin saldırı yapmaya çalışıyor ama nafile. Başarısız olacaklarının kendileri de farkında. Evet, sonunda buraya da desteğimiz geldi. Gayet iyi. Devam edelim. Bahsetmiştim abicim zaten bölümün başında, demiştim ki yüksek ihtimalle bütün bir bölüm boyunca sürecek olan Doğu Türkistan planlarımız başlıyor demiştim. Ve gerçekten de bütün bir bölüm boyunca sürdü. Normalde videoları biraz daha 15-16-17 dakika bantlarına aslında kısalttım ama bu bölüm biraz daha bir 20 dakikayı falan geçsin bakalım. Çünkü böyle bir harekatı bitirmeden açıkçası bölümü de bitirmek kesinlikle istemiyorum. Evet, şu an Çin topraklarına hala elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyoruz. Hem de bunlar Çin'in en değerli toprakları. Hala da bu topraklara elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyoruz. Aslında bunun bu kadar kolay girişimizin sebeplerinden bir tanesi de Rus ordularının bölgede yağma yapmış olabilmesidir. Yani biliyorsunuz Rusya bu bölgeleri daha az önce gördük, bayağı bir ele geçirdi. Sonrasında tekrar kaybetti ama ele geçirdiği dönemde, ele geçirdiği süre boyunca bu bölgelerde yağmalar gerçekleştirmiş olabilir. Bu da Çin devletinin Türkiye'ye karşı ordu basmasını direkt derinden etkilemiştir abicim. Yani yağma yapılan bölgeleri zaten biliyorsunuz abi, direkt yok oluyor yani topraklar. Ki büyük bir ihtimalle de öyle olmuş bu arada. Yani buraların bir ekonomisine mekonomisine bakıyorum. 8000, 4000, 6000 nüfuslarına bakıyorum, 10000. Normalde Çin'in bu toprakları bu kadar değersiz topraklar değil. Yüksek ihtimalle Rusya orduları tarafından bölgede yapılan bir yağma söz konusu. Ve bu yağmadan doğan kaynaksızlık, bu yağmadan doğan güçsüzlük şu anda Çin'i bizim karşımızda güçsüz bir vaziyete düşürdü. Evet, devam edelim. Çok güzel. Ya abi yeniden şöyle Asya'ya kadar geldik ya, bir acayip hissettim. Yani belki de yüzyıllar sonra yeniden Asya topraklarındayız. Böyle Asya'nın en ücra köşelerindeyiz. Hani aklıma Göktürkler geliyor, Hunlar geliyor. Hani yıllar sonra yeniden böyle bir görüntü. Görkemli, haşmetli gerçekten. Evet, devam edelim.
Gerçekten bitirmek üzereyiz bu arada. Çok az kaldı ya. İnanılmaz ya. Şaka maka Çin'i yeniyoruz ya. Böyle bir şey mümkün mü oğlum? Ben dedim yani bazı coğrafyada, bazı cephelerde biraz hani bizim içimizden geçerler herhalde, ne bileyim. Bazı bölgelerde bizi net yenerler. Ordu sayılarımız azalır. Hayvan gibi takviyeler göndermemiz gerekir gerilerden. Elimizde para kalsın, eğer yenilirsek bize çıkarma falan atarlarsa gerekli hamleleri yaparız o parayla falan. Hani böyle düşüncelerim vardı benim. Bırakın takviye yapmayı, elimizdeki orduları biraz hatta hani terhis edip bile şu anda bu savaşı kazanabiliriz. İnanılmaz bir durum. Evet, çok güzel ilerleyişlerimiz halen devam ediyor. Artık biraz da Rusya'nın aslında bir hamle falan yapması lazım. Yani halen Çin'in Rusya içerisinde toprakları var. Yani bu artık utanç duyulacak kişi. Ben bu kadar Çin'i bitirmişken halen bunların içinde Çin toprakları var. Yani bu Rusya için bir utanç vesikasıdır. Siz Almanya'yı tek başınıza mağlup etmiş bir ülkesiniz değerli Rusya. Yani lütfen aklınızı bir başınıza devşirin. Evet, devam edelim. Güzel, güzel. Şu anda %96'larını elimize geçirmişiz bu arada. Evet, %97 oldu. Şuradaki iki toprağı da direkt elimize bir geçirelim. Evet, çok güzel. Evet, Bangladeş mi o? Pardon, aynen, Bangladeş bana bir savaş ilanında bulunmuş. Yaptığın ayıp. Yani barışırız diye tahmin ediyorum. Filipinler aynı şekilde. Sizle de barışırız diye tahmin ediyorum. Evet, ikisi de kabul ettiler. Akılcı olanı yaptılar. Evet, çıkarmalarımız da başarılı oldu ve %100. Şimdi tek yapmamız gereken Çin'in Rusya'daki topraklarında düşmesini beklemek. Tek yapmamız gereken bu abicim. Bekliyorum ve aman oradan da Çin toprakları çıktı. Evet, Rusya Çin'le barıştı bu arada. Rusya Çin ile şu anda barıştı. Bu kötü bir haber. Keşke biraz daha devam etselerdi savaşa. Ama sorun değil, yine de ben rahat bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum. Hemen girelim abicim topraklarına seri bir şekilde. Şu işgal edilmiş topraklara girmeye çalışmayacağım abicim bu arada, şimdiden söyleyeyim. Sadece gerçekten Çin'e ait olan topraklara gireceğim. Zaten bu toprakları aldığımızda herhalde %100 olacak diye tahmin ediyorum. Afganistan. Herhalde Azerbaycan onu halledecektir. Değil mi? Yo, halledemeyecek bu arada. Bir dakika dur. Oğlum ben niye Afganistan'la savaşa girdim şimdi? Hayır, ordu da çıkmıyor ki adam akıllı. Evet, anlaşılan bizi rahat bırakmayacaklar. Bir yandan Çin ile uğraşırken, yani bakın alfalığa bak, bir yandan Çin ile uğraşıyorsun, bir yandan da Afganistan cephesinde falan savaşıyorsun yani. İnanılmaz bir lüks, inanılmaz bir lüks. Ben böyle bir şey görmedim. Evet, güzel, güzel, tamam, gel bakalım Afganistan. Sen kimsin de benim vasalıma savaş ilan ediyorsun lan? Kimsin lan sen? Herife bak ya, benim vasalıma, Türk devletlerine sataşabilen, şu döneme kadar Türk devletlerine sataşabilen oldu mu lan? Sen şöyle bir gözden geçirsene yakın tarihi bir daha. Son 60 seneyi bir gözden geçirsene lan sen bir daha. Aşırı sinirlendim şu anda. Yani bizim diplomatik itibarımızı zedelemek senin neyine lan? Afganistan'sın oğlum sen. Sen git önce bir iç sorunlarını hallet, git Pakistan'dan kaybettiğin toprakları falan al. Senin bizle uğraşmak için daha 40 fırın ekmek yemen gerekiyor. Gel kardeşim, gel. Bu eceline susamışları, eceline göndermek lazım abicim. Yapacak başka bir şey yok. Şunlara bak ya, bize savaş ilan ediyorlarmış. Benim diplomatik korumam altında olan bir devleti sen kimsin de savaş ilan ediyorsun be? Tamamdır, bitirdik. Türkmenistan'a şimdi eski topraklarını geri vereceğim. Şöyle hemen çağıralım savaşa. Türkmenistan. Aynen öyle. Şimdi barışta da toprakları Türkmenistan'a verelim. Buyur canım. Geri kalan topraklar da bana geçecek. Yok öyle lamacım. Senin artık yaşamaya devam etmen imkansız bir şey. Evet, gayet güzel abicim. Türkmenistan'a eski topraklarını kazandırdık. Biz de Afganistan topraklarını ele geçirdik. Kazakistan'la son dönemde azalan bir ilişkimiz var. Onu da fark ettim bu arada. Gerçekten üzüyor beni. Ve bu arada Çin savaşı şu anda tamamen bitti. Çin'in şu anda dünya üzerinde hiçbir toprağı yok. Şimdi abicim, öncelikle Çin'i vasalımız yapabiliyorsak yapacağız. Şöyle bakayım, vasallaştırma için gereken yıldız 354, yapabiliyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Yani Çin'i vasal yapmak kötü olabilir ya biraz. Niye kötü olabilir? Çünkü Çin'i vasal yaparsak muhtemelen özgürlük arzuları artacak. O yüzden biz ne yapalım biliyor musunuz? Doğu Türkistan yerine Türkistan kuralım. Yani bayağı büyük bir toprak parçası alalım, şöyle alabildiğimiz kadar. Hemen seçeyim toprakları. Hemen seçeyim abi. Biraz daha Çin'in kuzey taraflarından şöyle. Rusya ile de bağlantılarını kesmek adına. Böylece Rusya onlara saldırıp topraklarını alamayacak. Şöyle kuzey taraflarından dediğim gibi. Bayağı da bir toprak alabiliyoruz zaten abi.
Bu gördüğünüz coğrafya üzerinde Türkistan Devleti kurulacak. Biz kuracağız bu devleti. Evet, çok güzel. Çok güzel. Yani Türk Devleti, Türk Cumhuriyetleri, Türk coğrafyası için yapmadığımız fedakarlık kalmadı. Çin'i bile karşımıza aldık. Çin'i bile karşımıza aldık. Yani böyle bir fedakarlık yok. Bu arada bence şöyle yapalım abi. Şu anda hani aklımda bir ampul yandı böyle. Hani filmlerde olur ya abicim, çizgi filmlerde. Şu anda aklımda o ampul yandı. Şimdi bu gerçekten yine büyük bir devlet kuruyoruz. Yani evet, Çin'i vasal almıyoruz ama bu kuracağımız devletin de bağımsızlık ilan etme riski falan var. Çünkü gerçekten büyük bir devlet kuruyoruz. O yüzden şöyle yapalım. Batı Türkistan, Doğu Türkistan olarak ayıralım abicim Çin'den aldığımız bu toprakları. Kesinlikle daha mantıklı. Evet, şu anda gördüğünüz üzere Çin'den epey bir toprak elimize geçirmiş bulunmaktayız. Ya beyler, ya da şöyle mi yapsak? Pakistan'ı ilhak edip, direkt ultimatum gönderip ilhak edip Çin'den buraya kadar uzanan, Çin'den Bulgaristan'a kadar uzanan bir Türkiye coğrafyası, düşünsenize. Yani Doğu Türkistan'a salmak yerine oradaki Türk halkının bizim bayrağımız altında barışla yaşamalarına izin verelim. Abi bence muazzam olur. Şimdi bir düşündüm. Gerçekten muazzam olur. Bence böyle yapalım ya. Vallahi bence böyle yapalım. Ya zaten siz yorumlardan belirtin, eğer aksini istiyorsanız başka bir şekilde de yaparız. Ama bu toprakları biz yönetelim ya. Vallahi biz yönetelim. Öyle güzel olacak ki çünkü sınırlarımız. Evet abi, işte bundan bahsediyordum. İşte bundan bahsediyordum. Mükemmel. Yani bu nedir? Bu nedir? Moğol İmparatorluğu oldu. Moğol İmparatorluğu, bu nedir? Evet abi, artık bu şekilde bu bölümü de burada noktalıyoruz. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir, Instagram hesabını takip edebilir ve forum sayfamızı ziyaret edip mod ve senaryolara göz atabilirsiniz. Dostlar, şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.